Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. Bugün size çalışma kağıdı 19'un sorularını çözeceğim. Konu olasılık. Hemen sorulara geçelim. Soru 1. Bir torbada birden 10'a kadar numaralandırılmış 10 top vardır. Bu torbadan art arda geri atılmaksızın seçilen iki toptan birincisinin üzerindeki numaranın birden 4'e kadar, ikincisinin üzerindeki numaranın 8'den 10'a kadar olma ihtimali kaçtır? Bu şekilde aynı anda çekilmiyorsa, sıralı istiyorsa, yani birincisi şöyle, ikincisi böyle istiyorsa, kombinasyonsuz yapabiliyorduk. Nasıl yapıyoruz? Birinciyi ayrı, ikinci ayrı düşüneceğiz. Öncelikle birinci top için buraya çarpı, ikinci için buraya olasılıklarını yazıp çarpacağız. Çünkü daha iki kere top çekmediğimiz için arada çarpma olacak. Birincinin birden dörde kadar diyor. Yani 4 tane var. O halde birincinin birden 4'e kadar olma ihtimali 4 bölü 10'dur. Şu an daha ikinci çekmedik. Şimdi çarpma. O yüzden çarpma yapıyoruz. İkinciye geldiğimizde top sayısı azaldığı için artık 9 tane toplam top var. Ve 8'den 10'a kadar diyor. Şimdi birden 4'e kadar numaradan birini çektik. O halde 8'den 10'a kadar 8, 9, 10 var. Yani 3 tane top çekebiliriz. Bu da 3 bölü 10'dur. Şuraya kesir çizgisi gibi oluyor. Şunu uzatayım şöyle. Birincinin birden 4'e kadar olması 4 bölü 10. İkincinin de 8'den 10'a kadar olma ihtimali 3 bölü 10. İkisi birden istendiği için çarpacağız. Hatta önce bir sadeleştirelim. 1'e 3 diyelim. Birinci çekiliş. Bu da ikinci çekiliş diyeyim de biraz daha net olsun burası. 1'e 3, 4 ile 10'u da sadeleştirirsek 2'ye 5, yani en son 2 bölü 3 kere 5 15 oldu. Yani 2 bölü 15 olasılıkla bu durum gerçekleşebiliyormuş. Şimdi ikinci sorudayız. X, Y, Z'den sadece birinin kazanacağı yarışta, yani üçünün de aynı anda veya ikisinin aynı anda kazanma ihtimali yok. O yüzden bu şu anlama gelir. Bunların üçünün olasılıklarının toplamı bir demektir. Yani üçü birden örnek uzayı oluşturuyorlar. Yarışı X'in kazanma olasılığı Y'nin iki katıdır. Z'nin yarışı kazanma olasılığı da X'in kazanma olasılığının 3 katı olduğuna göre. Şimdi hemen bakalım. Önce bir X 2 ve 3 olduğuna göre 6 kat olacak galiba, ama şuraya bir yazalım. Px, Py ve Pz diyelim. Birine x dersek hangisine diyelim? Herhalde y desek olacak. X de olmaz da a diyeyim. Kazanma olasılığı a olsun. Diyor ki x'in kazanma olasılığı y'nin iki katı, yani 2a. Öyleyse burası 2a. Z'nin olasılığı da x'in olasılığının 3 katı. Yani buraya da 6a diyeceğiz. Bu durumda hepsinin artık a cinsinden olasılıklarını bulduk. Bunların toplamının 1 ettiğini az önce söylemiştim. Bu durumda 6, 8, 9 A eşittir 1 olduğuna göre A eşittir 1 bölü 9. X'in kazanma olasılığını sormuş. Yani 2 A'yı sormuş. Öyleyse PA değil PX 2 A 2 bölü 9 olacaktır. Yani cevabımız A şıkkı oldu. Üçüncü soru. Herhangi üçü doğrusal olmayan 8 noktadan biri A'dır. Yani bu noktalar bir çember üzerinde düşünebilirsiniz. Herhangi üçü doğrusal değilse. Bu noktaları köşe kabul eden üçgenlerden biri seçildiğinde. Şimdi o zaman öncelikle örnek uzayımızı bulalım. Kaç üçgen var bakalım. 8'in üçlüsü. Kadar üçgen seçebiliyoruz demektir bu. İstediği şey neymiş? Olayımız A olayı diyelim buna da. Bunu bir köşesinin A olma olasılığı. O zaman bir köşesi A olacağına göre A'yı seçtik. Geriye iki köşe kaldı. İki köşeyi ne yapacağız? Geriye 7 nokta kaldığına göre 7 noktadan ikisini seçeceğiz ki böylece üçgen oluşmuş olsun. Aslında üçgen oluşturmaktan kastı burada 3 nokta seçmektir. Burada seçeceğim herhangi bir 3 noktayla bir üçgen oluşacağı için sadece 3 nokta seçmem yetiyor. O yüzden örnek uzayda bunu yaptık. Ama ikinci de A olsun istediği için
Bir noktayı ben seçmedim. O bana hazır veriyor. O yüzden birin birlisi. Bu aslında A noktasını temsil ediyor. Geriye kalan 7 noktadan ikisini ben seçtim ki üçgen oluşabilsin. Buradan 7'nin ikilisi 21 yapar. 1 zaten geliyor. Hemen A'nın olasılığına gelelim. PA diyelim. Şunu bulmamıştık. Bunu da yapalım. 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şurası 6 yaptığı için gider. 56. Olasılık 21 bölü 56 çıktı. Sadeleştirebiliriz. 7'ye bölünür 3, 7'ye bölünür 8. 3 bölü 8. O halde cevap B şıkkı oldu. Dördüncü soru. Bir çember üzerinde noktalar verilmiş. Köşeleri şekildeki çember üzerinde bulunan 7 noktadan 3'ü olan bir üçgen rastgele seçiliyor. Örnek uzay 7'nin üçlüsü. Köşeleri şekildeki şey, bu üçgenin bir köşesinin A veya D noktası olma olasılığı kaçtır? Şimdi A veya D'yi aslında tek tek sayabilirdik ama burada ben ayrık olay üzerine olduğu için bu örnek çok güzel bir örnek herhalde. Oradan çözelim. Ayrık olay, ayrık olmayan olay. A veya D olması, yani bir üçgenin köşesi A da olabilir. D yalnızca D de olabilir ama ikisi de olabilir. O yüzden burada ayrık olmayan olay bunlar. Hepsini ayrı ayrı bulalım. Öncelikle SE'yi bulalım, yani örnek uzayımız 7'nin üçlüsü. Bu nedir? 7 çarpı 6, 35 yapar. 35 farklı durum var. Şimdi A, yani bir köşesi A olan üçgenleri bulalım. Sonra bir köşesi D olan üçgenleri bulalım. Sonra bir köşesi A, hem A hem D. Aslında iki köşesi A ve D olan üçgenleri bulacağız. Bakalım. Bunu çünkü çıkarmamız lazım. SA nedir? Bir köşesi A olan üçgenler. Bir köşesi A olan üçgenlerde olan A'yı seçmişiz. Birin birlisi. Geriye kalan 6 noktadan ikisi lazım. 6'nın ikilisi diyebiliriz. Bu da bize 6, 5, 30, 15 yapar. Gelelim bir köşesi D'ye. Aynı mantıkla o da birini seçtiğimiz için birin birlisi. Bu arada birin birlisi aslında D noktasının seçilmesi oluyor. Geriye kalan 6 noktadan ikisini seçtim. Bu da 15 yapar. Aslında burada tabii neler de var. Bunların içinde D de var aslında. O yüzden şu ortak kesişim kümesini bulmamız lazım. Bakalım kaç tane bu A kesişim D'yi. Yani A ve D olanlara bakacağız. O halde iki noktadan ikisini seçtim. Yani A ve D'yi seçtim burada. Geriye bir nokta kaldı ve 5 nokta var seçebileceğim. O zaman 5'in birlisi. Bu da ne yapar? 5. Demek ki bu noktalardan aslında 5 tanesinde ortaklık varmış. Öyleyse S değil de eleman sayısına gerek yok. Direkt olasılığa geçelim. P, A veya D. A'nın olasılığı 15 bölü. Payda eşit olduğu için direkt paydaları yapmayalım. Uğraşmayalım paydayla. Hepsinin zaten paydası 35. A'nın 15. D olanlar 15. İkisinin de olanlar, ortak olanlar eksi 5. Bunları çıkaracaktık. Niye? Çünkü burada ortak olan üçgenler iki kere sayıldı burada. Bir kere saymak için birini çıkarıyoruz. Ve böylece şunu görüyoruz. 30, 25 bölü 35. P, A birleşim D. Yani A ve D, A veya D'nin olma olasılığı. Bunu tabi tersten de yapabilirdik. A kesişim D'yi tamamından çıkarsak da olurdu. Bakalım öyle denk gelecek mi? Ama da bu 1 bölü 7 çıkıyor. Cevabını pardon, o ters olmaz çünkü bir de şey var. Üçünün dolmadığı noktalar var, o yüzden yanlış olur. Tamam, bu cevap çıkacak zaten. 5'e bölersek 5, 5'e bölersek 7. Yani 5 bölü 7 ihtimalle A veya D. 1 bölü 7 ihtimalle ikisi de olabilir ama bir de geriye kalan 1 bölü 7 ihtimal ikisinin de olmadığı olduğu için bunlar A birleşim D ile A kesişimde birbirini tümlemiyor. O sebeple tam tersi diyemiyoruz. Böyle çözmek daha mantıklı oldu. Gelelim diğer soruya. Beşinci soru. Çember üzerindeki 6 nokta ile oluşturulabilecek çokgenlerden biri seçiliyor. Seçilen bu çokgenin dörtgen olma olasılığı kaçtır?
Öncelikle çokgen deyince aklımızda tabii ki ikiden fazla köşe olması lazım. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen. Yani burada biz hepsini oluşturabiliriz. Öyleyse örnek uzayımızı bir yazalım. Gerçi direkt yazalım ya. Buna şeye gerek yok herhalde. P, D diyelim. Yani dörtgen normal olasılığı. Ne yapıyoruz? Üçgenlerin örnek uzayımız üçgen normal olasılığı 6'nın üçlüsü. Dörtgen normal olasılığı 6'nın dörtlüsü. Daha doğrusu olma durumu diyelim biz. Çünkü daha olasılık bulmuyoruz. Ve beşgen olma durumu 6'nın beşlisi. Ve bu 6 noktayla altıgen oluşturma 6'nın altısı zaten bir tane oluşacağı gözüküyor. Bize dörtgeni sorduğuna göre şunu sormuş aslında. 6'nın dörtlüsü kaç tane ise tamamına böleceğiz. Hemen yapalım. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit olduğu için 15 bölü 6'nın üçlüsü 6, 5, 30, 20. 6'nın dörtlüsü 15'ti. 6'nın beşlisi 6. 6'nın altısı 1 yapar. 15 bölü 20, 35, 41, 42. 3'e bölersek 5 bölü 14 geliyor. Bu halde o zaman cevabımız doğru cevap E şıkkı olacaktır. 6. soruya bakalım. Şekil var. Paralel kenarlar yatayda D1, D2, D3, D4, D5. Düşeyde de L1, L2, L3, L4 olarak veriliyor. Şekildeki paralel kenarlardan rastgele biri seçiliyor. O halde örnek uzayımız burada oluşacak tüm paralel kenarlar. Buna göre seçilen paralel kenarın kenarlarından birinin L1 yani şu, diğerinin de D3 yani bu olma olasılığı kaçtır? Önce örnek uzayı bir yazalım. Örnek uzay burada yatayda 5'in ikilisi, düşeyde de 4'ün ikilisi. Burada örnek uzayımız. Buradan 10 ve 6, 10 çarpı 6'dan 60 geldi. Gelelim istediğimiz olaya. İstenen olayda şeydi zaten, D3 kendi seçmiş. O halde biz 1, 2, 3, 4 noktadan birini seçeceğiz. Hatta D3'ü temsil etsin diye birin birlisi diyebiliriz. Birin birlisi, o halde 4'ün birlisi. Şu an 2 nokta seçtim. Ama toplam 4 olması lazım paralel kenar için. Şey, yatayda pardon. Düşeye geldiğimizde L1 seçilmiş zaten, birin birlisi. Geriye 3 noktadan birini seçeceğiz. L1'i temsil etsin diye şuraya birin birlisi diyeyim. O halde 3'ün birlisini aldık. Şimdi gelelim bunu hesaplamaya. Tam da yazıya denk geldi. Şansa bak. Bu 4, 12 yapar. O halde PA 12 bölü 60 yani 1 bölü 5 oluyor. Cevabımız D şık. 7. sorudayız. Bir yollar verilmiş zaten. Tekrarlı permütasyonla alakalı sorularda bunu hatırlıyoruz zaten, bu yöntemi. Bizden diyor ki A noktasından C'ye giden en kısa yoldan gitmek isteyen biri, yani A'dan C'ye gideceğiz. B noktasından geçme olasılığı. O halde A'dan C'ye giden tüm yolları bulacağız. Bir de B'ye gidenleri bulduğumuzda oranlayacağız. Hatta şurada yapabilir miyiz bunu, bakalım. Öncelikle örnek uzayımız nedir? A'dan C'ye gidenler yol sayısı, istenen olayda A'dan B'ye, B'den de C'ye giden durumlar. Bunu oranlayacağız. Hemen bakalım. Öncelikle A'dan direkt C'ye gitmek için 1, 2, 3, 4, 5 yatay, 1, 2, 3, 4 dikey gitmemiz lazım. O halde A'dan C'ye bulalım. 9 tane yol gidiyoruz. 9 faktöriyel, ama onların yer değişimi de yatay ve dikeyleri ismi fark etmediği için 5 çarpı 4 faktöriyel dedik. Bu tüm durumlar. Gelelim A'dan B'ye uğrayıp B'den de C'ye gittiğimiz durumlara.
A'dan B'ye kaç yol var? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Toplam 6, 4'e 2 olarak ayrılıyor. O halde 6 faktöriyel, 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. B'den C'ye gidelim. Şimdi B'ye geldik ama daha C'ye ulaşmadık. 3, 2'ye 1. O halde B'den C'ye gideceğiz onlara da. 3 faktöriyel, 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Bir de çok da gerek yok zaten, bir taneymiş. İşte istenen durum tüm durumlar. Bunları oranlamamız lazım. Önce nasıl yapalım? Direkt olasılık diyelim. Bulalım. Bunun sadeleşecekleri varsa biraz bakalım. 6 5 4 faktöriyel 4 faktöriyeller gidecek çarpı 2 var. Buraya geldiğimizde bu zaten 3 yapacaktır. Gelelim buraya. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel ve burada da 5 faktöriyel sadeleşecek ama 4 faktöriyeli 4, 3, 2 diye açalım. Sadeleşmesi kolay olsun. Şimdi 4 faktöriyeler gitti. 6, 3 ile 2 6 yaptığı için şey olmaz. Bir dakika, yanlış yaptık. 2'yi sadeleştirsek 3, 2'ye bölersek 3 yapar. Bu durumda burası 3, 5, 30 yapıyor. Payımız 30. Yani A'dan B'ye uğrayarak gideceğimiz 30 yol varmış. Peki gelelim tüm yollar ne kadarmış? Buna geldiğimizde 5 faktöriyeler gitti. 3 ile 2'den 6'yı götürebiliriz. 4'te de buraya 2 yaparsak tek sadece 63 çarpı 2 yani 126 kaldı. O halde A'dan C'ye de toplam yol 126 taneymiş. Öyleyse sadeleştirirsek 2'ye bölsek 15 bölü 63 hala 3'e bölünür. O halde direkt 6'ya bölsek 63 21 mi gelir? 5 bölü 21 geldi. Şıklarda ne yok, bakalım hatayı nerede yapmışız. Evet, şurada yanlış yapmış. 3 kere 5 15 45 olacak burası. Hemen düzeltelim. Şurası 45 olması lazım. Bu durumda 45 bölü 126, bunlar 3'e bölünür sadece. O zaman 3'e bölelim. 15 126 3'e bölersek 9'a bölünüyormuş aslında. Direkt 9'a bölsek olurmuş. 9'a bölünüyor. 9'a böldüğümüzde 14. 5 bölü 14. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Doğru cevap. 8. soruya geldik. A, B, C, D dikdörtgenine 12 tane eşit kareye bölmüşler. A, B, C, D dikdörtgen içinden rastgele seçilen bir dörtgenin kare olma olasılığı kaçtır? Öncelikle tabii dikdörtgen sayısı daha fazla. O yüzden dikdörtgen sayısını bulalım. Sonra içinde kare sayısını da buluruz. Ve dikdörtgen sayısı için 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dikeyden ikisini. Dikdörtgen sayısını SD diyelim bari de. 5'in ikilisi. Yatayda da 4 tane var. Onların ikilisini seçeceğiz. 4'ün ikilisi. İşte toplamda bu kadar dikdörtgen var. Yani 10 buradan, 6 buradan, 60 tane var. Kare sayısına geldiğimizde, kare sayısını tabii tek tek saymak zor olduğu için şöyle bir taktik vardı. En küçük karelere bakalım. 1, 2, 3, 4, 3. 4 çarpı 3. Sonra bunu azalta azalta gideceğiz. 4 çarpı 3. Bu azalır, bu da azalırsa 3 çarpı 2. Bu aslında en küçük kareler. Bu da 2'ye 2'lik kareler. Sonra bir azaltırsak 2 çarpı 1. Bu da 3'e 3'lük kareler. Zaten 2 tane varmış. 4'e 4'lük kare yoktur. Çünkü zaten şekilde de olmaz ama burada da 0 yaparsak gelmeyeceğini görebiliyoruz. 12 6 artı 2'den 20 geliyor, şuraya yazalım. Yani
kare olma olasılığı P, K diyelim. 20, kare sayısı 20, dörtgen sayısı 60 olduğu için 1 bölü 3 diyebiliriz. Burada tabii karelerin de özel bir dikdörtgen olduğunu unutmayalım. O yüzden 60 tanenin içinde onlar da dahildir. Onları çıkarmayacağız. Ve geldik bu çalışma kağıdının son sorusuna, yani 9. soruya. Yukarıda verilen şekilde taralı üçgenin şekil içerisinden seçilen herhangi bir üçgen içerisinde olma olasılığı kaçtır? Öncelikle burada olacak seçilecek tüm üçgenleri bulalım. Sonra burayı taralı bölgeyi içine alan üçgenleri bulalım. Tepe noktası zaten A olacak. Bir nokta seçilecek mecburen üçgende. Bu bunsuz çünkü üçgen oluşmayacağı belli. Bakın başka üçgen yok. O yüzden buraya A dersem A noktası garanti seçiliyor. Şu an oluşacak tüm üçgenleri bulmak istiyorsam ne yapacağım? Şurada aşağıdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktadan ikisini seçsem oluşuyor. Tabi burada da aynı şekilde onu 6 tane burada da, yani o yüzden onu da çarpacağız. Tüm üçgenlerin sayısı diyelim. A ve 2 nokta diyelim. 2 nokta seçeceğiz. A zaten birin birlisi. Kendi seçilmiş oluyor aslında. Birin birlisi. Sonra ne yapıyoruz? Sırada 6 tane olduğu için 6 tane 2 tane seçersem yetiyor. Fakat onun gibi kaç tane sıra var? 1, 2, 3, 4, 5 tane sıra var. O yüzden aynı şeyi 5 kere yapacağız. Yani direkt 5 ile çarparsak olur. Ve böylece tüm üçgenlerin sayısı çıktı. 6'nın ikilisi 15. 5 ile çarparsak 75 tane üçgen varmış. Şimdi gelelim taralı bölgeyi içeri alanlara. Taralı bölgeyi alırken artık mecburen üçgenin tüm noktalarını tek tek seçmemiz lazım. Ona dikkat edeceğiz. Taralı bölgeyi içeren alanlar. Taralı bölgeyi kapsayanlar diyelim. Zaten A'yı seçeceğiz. A var. Yani birin birlisi. Sonra üçgenin sol noktasını seçmek istiyorsak mecburen şuradan 1, 2, 3, 4 noktadan birini seçmemiz lazım. O halde 4'ün birlisi. Şu an daha bir nokta daha seçeceğim. Üçgenin sağ köşesini seçmek istiyorsak da burada 2 tane var. 2'nin birlisi. Tabi baktığımızda bu sırada olmaz o. Bu sırada da olmaz ama şu sırada yapabiliriz onu. 1, 2, 3, 4. Bakın burası oluyor. Ayrıyetten burada da olur. Burada da. Yani bu sefer 3 ile çarpacağız. Çünkü şu 3 sıra tabandaki bu 3 çizgi üçgenin içine kapsadığı için bu sefer 5 ile değil 3 ile çarpmamız lazım. Hepsi olmuyor çünkü. Ve bakalım 4, 2, 8. 3 ile çarparsak 24. Bu durumda olasılık ne oluyormuş? 24 bölü 75. 3'e bölersek 8 bölü 25. Cevabımız C şıkkı oldu. Evet gençler, bugün bir çalışma kağıdında böylece sonuna geldik. Bir dahaki çalışma kağıdında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.